Kazılardan sonra Göbekli Tepe'den uygarlık tarihine dair neler öğrendik? Şu ana kadar bu mevzuda sorulmuş en zor soru. Çünkü mevzu uzun. Mümkün olduğunca kısa kesmeye, daha doğrusu sıkıcı olmaması için uğraşacağım. Kısa kesmeye de çalışacağım. Fakat bu kadar önemli bir bölgeden ne öğrendiğimi sorulduğu zaman bölgenin tamamını anlatmak gerekir. O da bazen teknik mevzulara gireceğimiz için sıkıcı olabilir. Dediğim gibi en keyifli şekilde anlatmaya çalışacağım. Göbekli Tepe bölgede daha önce kazıları yapılmış olan ve yapılması daha yapılacak olan birçok kazı alanından önemli merkezden bir tanesi. Yani sadece onun yakınında bulunan 11 tane Karahan gibi çok önemli höyükler var. Bunlar da bize bölgenin tarihi hakkında önemli ipuçları verecek. Özellikle yerleşke bölgeleri. Bunlar da kazı ekibinin heyecanla beklediği, kazmayı beklediği yerler. Şu ana kadar elimize geçen en eski toplanma alanına sahip demiştik. Daha önce anlattığımız şekilde büyük bir ihtimalle dini merkez. Çünkü insanlar tarih boyunca en büyük çabayı hep din için göstermiştir. Bu değişmez yani. Din, ekonominin, yönetimin ve birlikte hareket etmenin, sosyalleşmenin en önemli dinamiğidir. Yani eski Türk inançlarında bahsederken hatırlayacaksınız, animizm üzerinde durmuştuk. Bu inanç sistemi etrafında hayata yön veren doğal unsurları dini inançların temeline oturtmakla alakalı bir şey. Göbekli Tepe'de sütunların üzerinde hayvan işlemeleri var ki bunların çoğu saldırmak üzere olan hayvanları betimlemişler. Yani tarihin en eski inançlarından biri olduğunu gördüğümüz animizm etkisi burada görünüyor işte bu şekilde. Ya bu toplanma yerlerinde insanlar tanrıları için bir araya gelmiş ve onlar aynı zamanda ekonomisini de şekillendirmiş olabilirler bu vesileyle. Hani Mekke'de İslam öncesi dönemde o bugünkü ekonomik dinamizmine baktığımızda Vatikan'ın Katolikler tarafından sürekli ziyaret edilmesi, Kudüs'ün hem ticaret hem de ziyaret noktasını dünyanın en etkileyeceğin kritik yerlerinden biri olması bu görüşü destekler. Muhtemelen Göbekli Tepe'de bulunduğu dönem itibariyle çevredeki yerleşkelerin dini inanış adına bir araya geldiği ve ticaretini de aynı şekilde orada yürüttüğü bir merkez konumundaydı. Göbekli Tepe'de henüz içinde yaşam izi olan bir eve rastlanılmadı. Yani sadece dini amaca hizmet etmiş olan binalar olmuş olması lazım. Veya ticaret veya yönetim dedikleri. Şimdi milattan önce 23.000'e tarihlediğimiz o halada bir nüfusun bir arada yaşadığını, küçük nüfusun yaşadığını görüyoruz. Ya da Nevoli Çori veya Çayoni gibi yerleşkeler milattan önce 8.000'lere kadar tarihleniyorlar. Ya yani Göbekli Tepe bu zaman dilimini 2000 yıl daha geriye götürüp daha kalabalık bir topluluğun yaşadığını gösteriyor. Bu önemli. Bir ticaret merkezi kurma ihtiyacı hissediyorlar. Demek ki topluluk bunlar yani. Binaların en büyükleri 24 metre çapında, bu daire şeklinde. Kare ve dikdörtgen şekilde binalar da var burada. Yani bu da ilginç çünkü dikdörtgen biçimli binalar çok sonra öğreniliyor yapımı. Zordur duvarları birbirine yaslamak. Yani yuvarlak yapı yapmak daha kolaydır. Şimdi T biçimli sütunlar var burada. Nevoli Çori'de ve ona yakındaki başka bölgelerde de buna rastlıyoruz. Ama en eskisi gene Göbekli Tepe'de şu ana kadar. En büyük binada ele geçen iki büyük sütun var. Birbirine bakan karşılıklı. Bununla alakalı da işte akrep inancına bağlı olarak ta götürüp Mısır'a kadar dayandırmaya çalışanlar var. Aslında bu da biraz zorlama gibi ama kasmışlar yani arkadaşlar. Cenaze töreniyle bağlantılı olduğunu düşünüyorlar alanın. Dolayısıyla hem dini alan hem cenazeler toplanıyor. Birkaç kafatası parçası ele geçti son zamanlarda. Bunların üzerinde de bazı motifler işlenmiş yani. Üzerine bir süsleme yapılmış. Dolayısıyla kafatası kültü var. Delik açılmış mesela, ip geçirilmiş oradan. Burada bu bize orada yaşayan insanların bir kafatası kültü olduğunu gösterir. Aslına bakarsanız animizm inancında kafatasının değerli olduğunu görürüz. Hatta eski Türklerde de kafatası aslında büyük bir saygı unsurudur. Atalarının kafataslarını saklıyorlar ve bir düşmanı yendiklerinde ona saygı duyuyorlarsa kafatasını alıyorlar, altını deriyle kapatıyorlar, üstüne delik açıyorlar ve onun içinden içki içiyorlar. Bugün biraz barbarca gelebilir size, vahşi görünebilir ama aslında bakarsanız bir saygı ifadesi o da. Şimdi animizmden beslenmiş olan iki farklı inancın da dönem olarak birbirinden çok farklı zamanlarda bulunsa da kafatası ritüelini paylaşması da enteresan bir şey. Yani bu da kültür merkezinin cenaze merasimi için kullanılabilmiş olabileceğini örnek olabilir. Buna dair başka bir kanıt da 43. sütun. Yani bu T şeklindeki sütunun üzerinde bir akbaba motifi var. Akbaba motifinin yanında da bir insan kafası çizimi bulunuyor. Biz bunun daha geç dönemlerde mesela Mısır'da, Tibet'te ölülerin akbabaya yedirildikten sonra kemiklerinin gömülmesi şeklinde bir anlayış olduğunu görüyoruz dini anlayışta.
Henüz burada bir insan gömüsüne rastlanmadı Göbekli Tepe'de. Ama bu anlayışın kökeni Göbekli Tepe'ye dayanıyor olabilir arkadaşlar. Bu önemli yani. Ayrıca tapınak olmanın yanında aynı zamanda ölüleri için tören yapıyor olabilirler yani. İşte bu şekilde ölüler Akbaba'ya ikram edilip kemikleri sonradan gömülüyor olabilir. Daha çok konuşulacak şey var ama ilerleyen zamanda bakalım sorular eğer açıyorsa bu mevzuları konuşuruz. Sorular açmıyorsa sonunda bir genel konulara değinip bir kavrama, kapama bölüm yapabiliriz. 8. Göbekli Tepe'yi oluşturan insanlar buraya nereden geldiler veya geldiler mi? Yoksa binlerce yıldır burada mıydılar? Şimdi Göbekli Tepe insanları muhtemelen buzul çağının sona ermesiyle beraber güney bölgelerden kuzeye göç eden topluluklardı. Yani uzun zamandır bölgede olamazlar. Eğer olsalardı yerleşkiyi daha önce kurarlardı. Buzul çağının sona ermesiyle mağaralardan ve dünyanın daha sıcak bölgelerinden daha verimli olan, daha çok canlı türünün yaşadığı kuzey bölgelere göç etme ihtiyacı doğmuş olmalı. Burada ilginç olan mevzu bugünkü topografik yapısına göre bölgenin çok sağlam su kaynaklarının olmayışı. Bugün yok yani. Daha doğrusu nehir yerleşkeden uzak yani. Bu başlı başına bir kanıt değil. O dönemde daha farklı bir nehir kolu buraya uzanıyor olabilir. Sonradan kurmuş olabilir. İlerleyen zamanda belki tespit edilebilecek bu. Etrafındaki faunanın ne olduğu da biraz daha derin araştırmalardan sonra ortaya çıkabilir. Yakında bir orman var mı, yok mu? Bunların bu tanıdıkları hayvanları nasıl tanıyorlardı oraya çizdiklerini? Bu tür soruların cevabını belki 10 ila 20 yıl içerisinde yapılan kazılarla alabiliriz arkadaşlar. Bulunan dikili taşlar üzerindeki kabartmaları avcı toplayıcı olan göçebe hayat süren Homo sapiensler mi yapmıştır? Yukarıda biraz değindik ama soruya binaen biraz açacağız tabii, biraz daha değineceğiz. Nevali Çöl'de yapılan kazılarda tarıma dair bir ize rastlanmadı. Yani bu dönemde tarımın yapılmadığı, ele geçen en eski evcil tarımın Can Hasan 3'teki yani Konya yakınlarında bir yerleşme burası. 7600 ile 6000 arasında yapıldığı düşünülüyor. Yani en eski tarımı 7600, milattan önce 7600'e kadar götürebiliyoruz. Göbekli Tepe'de de büyük bir nüfusu beslemek için ihtiyacı olan avcı toplayıcılıkla elde etmek çok mümkün değil yani. Bir de bunun ticareti falan yapıldığını düşünürsen çok zor. Yani bunu şöyle anlatalım. Bugün New York'un, Londra'nın, Paris'in ya da hadi bizden de bir örnek olsun İstanbul'un hiçbir destek almadan, dışarıdan hiçbir besin almadan sadece içeride üretilecek gıdalarla beslemeye çalışıldığını düşünün. Yani bu kadar zor bir şey. Onun için bölgede tarımın yapıldığını gösteren delillerin ortaya çıkacağını düşünüyorum ilerleyen zamanda. Hani Ohala'da ele geçen ürünler eğer tarımın yapıldığını gösteriyorsa M.Ö. 23.000'de eğer gerçekse bu insanlık 25.000 yıl öncesinde tarımı biliyorlardı. Bu kadar önceki zamanda tarımı biliyorlarsa muhtemelen Ohala'da yani güneyden gelen insanlar o tarımla bir bilgi sahibi olmalılar yani o tarımdan bir şeyler bilmeliler diye düşünüyorum. Bu arada Ohala'yı biraz açalım isterseniz. Dedim ya Taberiye Gölü'nün kenarında 90'lı yıllarda bu da kazısı daha yeni taze bir kazı. Gölün seviyesi yüksek olduğu için daha önce görülmemiş seviyesi düşünce 90'larda bir kazı yapılmış. Yani bu gölün altında da uzun dönemde iyi kalmış yani bölge iyi korunmuş suyun altında olması sebebiyle. Eğer bir Ohala 2 diye aratırsanız arkadaşlar buluntular enteresan, raporlar enteresan. İsrailliler kazmışlar, güzel de iş yapmışlar yani. Türkçe olarak nerede ne kaynak var onu bilmiyorum. Genelde İngilizce okudum bu kaynakları. Dolayısıyla İngilizcesi olan merak eden arkadaşlar bakabilirler. Homo sapiensler miydi sorusuna gelince de cevabı evet. Homo sapiens sapiens antropolojik verilere göre atası olduğu düşünülen Homo erectus'tan yaklaşık olarak 300 bin yıl önce ayrılmış ve Afrika'nın dışına çıkmış. Bir başka Homo sapiens türü olan Neandertal ise o tamamen Avrupa kökenli bir tür ama Asya'ya da yolculuk yapmışlar. Homo sapiens Neandertal'in kökü ise 800 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Yani Homo sapienslere dersek 800 bin yıl öncesine kadar gideceğiz. Dolayısıyla Homo sapiens sapiens ile Homo sapiens Neandertalis için onların bir arada yaşadığı fakat milattan önce 40 binden itibaren Neandertal'in gerek sapiensin içine karışması gerek bazı Avrupa'da yaşanan hastalıklar sebebiyle ortadan kalktığını görüyoruz. Fakat Neandertal'de Homo sapiens olduğuna göre bugünkü insanla aynı kökleri taşıdığını düşündüğümüzde sorumuzun cevabı evet. Yani kısa bir cevabı var ama biraz uzattık. Bu da biraz farklılıkların ortaya çıkış bilgisini not olarak buraya düşmüş olalım diye oldu arkadaşlar.
10. Dikili taşlar üzerindeki kabartmaların tasvir ettiği şeyler nelerdir? En çok gösterilen hayvan figürleri nelerdir? Burada bulunan hayvan figürleri genellikle iyi işlenmiş ve ustalık isteyen bir yetenekle yapılmış gibi görünmekte. Bazı acemi işlemelerde yok değil. Yani onları istisna tutuyorum. Kalker ya da kireç taşı, yani bunlar mercan kabuğu gibi bir kalıntılardan oluştuğu için işlemesi kolay bir taştır. Hatta o kadar yumuşaktır ki bu Damla Taş Mağarası'ndaki gibi doğa harikası olan yapılar genellikle o kayaçların kireç taşı olması hasebiyle oluşmuştur. O kadar güzel şekiller. Buradaki figürlerde de gördüğümüz ince ayrıntılar iyi gözlemlendiğini ve sanatsal bir bakışla ele alındığını ve işlendiğini ortaya koyar. Dediğim gibi bazı kötü işlenmiş motifler kaliteyi düşürse de mesela 3 boyutlu aslan gibi işlemi motifler karizmasını kurtarır açıkçası bölgenin. Figürlerin kabileleri temsil ettiği, taşların üzerindeki motiflere göre kabiledeki üyelerin o taşlarda sıraya girdiği, toplandığı tezi ortaya atılmıştır. Ama bunu da destekleyecek bir veri bulmak zor. En çok karşılaşılan motifler nelerdir dediğinizde boğa, akbaba, aslan, tilki, yaban domuzu, yılan, akrep, koç, kurbağa, kertenkele, o tür bazı sürüngenler ve kimi deveye, turna kuşuna falan benzettiği motif var. En çok karşılaşılan motif yılan, ondan sonra tilki motifi. Bana ilginç gelense bütün hepsinin saldıracak şekilde çizilmiş olması. Özellikle tilki ve aslan motifine bakarsanız bunu çok iyi görürsünüz arkadaşlar. Burada avcılık kültüne bağlanabilir bence. Hayvanların çünkü saldırırken sahip oldukları o gücü insanlar işte avlanırken elde etmek istemiş olabilirler. Veya bu hayvanlara yardım için dua ediliyor olabilir. Yani kısacası sağlam bir animizm etkisi var. Yaşanılan doğal çevre nazara alındığında da bu garip karşılanmaması gereken bir şey. De bu figürler hayatlarında etkin olan hayvanları kullanarak dua ettikleri bir tapınak görüntüsünü ortaya koyuyorlar. On binlerce yıldır avcı toplayıcı olarak hayat sürmüş insanları bu yaşam şeklinden vazgeçirerek yerleşik düzene geçmeye zorlayan etken veya etkenler nelerdir? İşte milyon dolarlık soru bu. Bu sorunun cevabı her şeyi değiştirecek olan şey. Bunun cevabını bilmiyoruz yani. İnsanlar eğer iklim kendilerine müsaade etseydi muhtemelen daha önce bir araya gelip yaşayabilirlerdi. Hani Apple TV'de bir dizi var arkadaşlar, bilmiyorum izleyen oldu mu aranızda, C diye. Bu dizide anlatılan hikayede distopik bir gelecekte geçiyor. Herkes yaşanan bir hastalık sonucu, evlerden uzak, o zaman Covid falan yok tabii, onu bilmiyorlar. Tamamen kör oluyor ve kabileler halinde yaşamaya başlıyorlar. Çok iyi bildiğiniz bir oyuncu da var, Game of Thrones'taki o Khal Drogo vardı ya, Jason Momoa, daha sonra Aquaman olan arkadaş. O yüzden ilginizi çekebilir. İşte bu dizide kabile halinde yaşayan insanlar birbirinden ayrılıyorlar yani ve kabile halinde yaşamaya başlıyorlar sonra insanlık. Sebebi de artık birbirlerine fayda sağlayacak durumda olmamaları, kör olmalarından dolayı. Ya biz toplum olarak birbirimize ihtiyaç içerisinde olan insanlardan oluşuyoruz. Yani birimiz ihtiyacımız olan bir şeyi mesela yiyeceği üretiyor, diğeri başka bir ihtiyacı giyeceği üretiyor ve yiyeceği üretenin daha fazla üretmesini sağlıyor. Böylece daha geniş kitleler hem doymuş oluyor hem giyinmiş oluyor. Bir nevi iş paylaşımı yapılıyor yani. Ya ne zaman ki insanlar iş paylaşımının her şeyi daha hızlandırdığını, yaşam kalitesini daha arttırdığını görmüşler, bununla beraber toplu yaşamaya başlamışlardır diye düşünüyorum. Toplum halinde yaşamak tabii ki kolay değildir. İnsana sorumluluklar getirir. Göz altında yaşıyorsun ve özgürlüğün kısmen elinden alınıyor. Ama her şeyin ötesinde yaşamı daha kaliteli hale getiriyor ve daha da kolaylaştırıyor. Yani insanların doğudan batıya gelmek istemelerinin sebebi bu. Daha rahat bir yaşam sürmek, daha huzurlu bir hayat sürmek ve bu dayanışmanın daha fazla olduğu yerlerde. Merkantilistikten de bahsetmiştik hatırlarsınız. Dolayısıyla toplumların güçlenmesi daha fazla nüfuslu olmaya bağlı. Bugünkü dünyada ne kadar eğittiğiniz, ne kadar eğitmediğiniz çok önemli insanlara ama o dönemde düşündüğünüzde orduların ihtiyacı olan insan kaynağı, işlerin görülmesi için iş bölümünde yapılacak olan şeyde daha etkin olmak, daha fazla, daha kalabalık bir topluluk olmakla sağlanabiliyor. İşte bu yüzden hani bizim amaçladığımız şey olan iyi yaşama kavuşmak arzusu onların da arzusuydu. Aynı şeyi paylaşıyorlardı. Dolayısıyla bir arada yaşamak gereği hissettiler. Yani bu toplanma merkezi de bu bakımdan önem taşıyor. Şu ana kadarki ele geçen en eski toplu yaşanma arzusunu gördüğümüz nokta oluyor. Bu noktada da Göbekli Tepe. Başka bir düşünceye göre Göbekli Tepe bir gözlem evi midir? Bundan sonra mümkün olduğunca kısa gitmeye çalışacağım. Çünkü daha bir sürü soru var, uzadı da.
Evet, yani böyle bir düşünce var. Bu Graham Hancock ve onun izini takip eden bazı insanların, o pseudo scientific araştırmacıların fikirleri. Delil olarak gösterilen de iki tane kanıt var. Birincisi 43 nolu sütun. Diğerinin numarasını hatırlayamadım ama üzerinde tilki olan bir tane daha sütun var. İddia şu şekilde, 43 nolu sütun üzerinde yer alan akbaba, daha küçük kuşlar da var orada. Bunlar tek bir insan başı motifi var. Yer altında da akrep var, yılan motifi var. Burada bir gök taşının ya da kuyruklu yıldızın dünyaya 13 bin yıl önce çarpmasının hikayesini anlattığını iddia ediyor. Bu iddiaya göre de dünyaya çarpan meteor, kuyruklu yıldız dünyanın ısınmasına, hızla ısınmasına, su seviyesinin yükselmesine ve deniz kenarından daha içeriye insanların taşınmasına sebep oluyor. Yakın zamanda bununla ilgili yapılan araştırmalar var arkadaşlar. Younger Dryas adı verilen bir doğa olayı ile ilgili. Bu tür bir değişiklik yaşanmış hakikaten o tarihlerde. Yani Göbekli Tepe'nin yerleşiminin oluşmaya başladığı dönemlerde olduğu düşünülüyor. Hatta bugüne kadar da yani bu olaya sebep olan nedir diye bilimsel araştırmalar yapılıyordu. Bir kanıt da yoktu. Son zamanlarda Grönland'da bir krater bulundu. Hayvatak krateri adı veriliyor. Bu bir çarpmanın etkisiyle oluşmuş olabilir diye değerlendiriliyor. Ve bu kraterin de Younger Dryas'ı başlattığını iddia ediyorlar. İşte bunu aslında Sümer destanları mevzuunda girmek istiyordum ama kısmet burayaymış. Kısaca olayı anlatayım isterseniz. Ondan sonra gerekirse bu cephaneyi tekrar kullanırız. Grönland'da son yıllarda bir araştırma yapıldı. Bu da Scientific America'da yayınlandı. Oradaki makalede diyor ki Younger Dryas'ın başlamasına yani sebep olabileceği düşünülen bir göktaşı çarpmasının izine rastladık diyorlar ve bunu buzulların üzerinden radar taraması ile tespit etmişler. Aslında hikayeyi biraz daha geriye almak lazım. Hani malumunuz Meksika Körfezi'ne çarpan bir meteor dinozorların neslini tüketmişti. 200 kilometre çapındadır bu krater ve burada sadece bugünkü insanların da atası kabul edilen o küçük memeliler, toprak altında yaşayan küçük memeliler, kuşlar kurtuluyor. Diğer büyük canlılar ortadan kayboluyor. İşte bu çarpma aynı zamanda buzul çağının başlamasına sebep oluyor. Fakat bundan 12.800 yıl önce ani bir sıcaklık değişikliği olmuş ve buzullar aniden erimiş, okyanus seviyeleri yükselmiş ve her tarafta su baskınları olmuş. İşte geldik mi burada da tufan destanına. İşte bu olaya Younger Dryas adı veriliyor arkadaşlar ve çapı 1,5 kilometre olan ve toplam 30 yani bir meteor çarpmış. 31 kilometrelik bir krater oluşturmuş. Ama 100 bin ila 12.800 arasındaki bir tarihte olmuş olabilir çarpma. Tam olarak bilinmiyor. Ya da çok daha önce düşmüş olabilir. İşte diyorlar ki Graham Hancock'ta Göbekli Tepe'de 43 nolu sütunda bunu anlatıyor insanlar. O çarpmayı görmüşler, gözlemlemişler. Açıkçası bana hiç öyle bir çarpma varmış gibi bir görüntü görmedim o sütunun üzerinde. Siz de bakarsınız. Hatta diyorlar dünyanın yuvarlak olduğunun delili falan o zaman biliniyordu insanlar tarafından. İşte Atlantis'i de buradan bağlıyor. Biraz zorlama bir iddia gibi geldi bana ama işte Graham'ın iddiası Atlantis'in devamı olan bir yerleşke olduğu, onların da yüksek teknolojiyle her şeyi bildiği. Ya onun gözüyle de bakmaya çalıştım açıkçası ama kitabındaki bilgilerde de ciddi manada abartılar olduğu için iddiası biraz zayıf göründü bana. Diğer ise o tilkili sütundaki mesele. Burada resmedilenin de bir tilki değil de köpek olduğunu, bunun da o bölgede daha önceki dönemde tapınıldığı düşünülen o Sirius yıldızları, yani köpek takım yıldızlarıyla bağlantısı olduğunu iddia ediyorlar. Ayrıca burada bulunan 300 sütunun bir şekilde takım yıldızlarının, Sirius takım yıldızının gökyüzündeki yerleştiği şekilde yerleştirildiğini iddia ediyorlar ama astronomi konusunda uzman bir araştırmacı gitmiş arkadaşlar. Oradaki taşları bakmış, çizmiş ama Sirius'ta çok bir bağlantısı yok yani. Biraz havadan tabiri mazur görün, atmışlar yani. Dolayısıyla çok net bu mevzuda bu böyledir demek zor. Bu söyledikleri ve kaynak olan şeylere bağlı olarak. Kazı ekibine gelince bu iddiaların deli saçması olduğunu düşünüyorlar. Kesinlikle karşılar. Göbekli Tepe'nin herhangi bir şekilde gözleme ve olmasının imkansız olduğunu düşünüyorlar. Bunun için iki delilleri var. Birincisi taşların takım yıldızının düzeninde olmasının mümkün olmadığı. Çünkü taşların sütunların yerlerinin değiştiğine dair izlerin olduğunu söylüyorlar. Takım yıldızının bir şekli varsa o şekilde sabit kalması lazımdı. Öyle değil. Taşlar yer değiştirmiş yani. Ayrıca taşların üzerinde bazı oyuklar var. Oyuklar muhtemelen bir ahşap çatının varlığını gösteriyor.
Eğer öyleyse üstü kapalı bir gözlemevi biraz saçma olur herhalde değil mi? Gözlemciler oturup tavanı mı gözleyecekler? Ne gözleyecekler yani? Bu da biraz tuhaf olur. Göbeklitepe'de bulunan T şeklindeki sütunlar şaman inancı ile bağdaştırıp bir kutsal merkez yapmak isteği yorumlanabilir mi? Bu çok ilginç bir soru. Teşekkürler Umut bu soru için. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şamanizm ile animizm yumurta tavuk, tavuk yumurta paradoksu gibi birbirini yaratmış olan ve besleyen iki inanç sistemi. Yani bu insanların şu an kesinleşmemiş olsa bile animist bir inanca sahip oldukları düşünülebilir. Dolayısıyla şamanizm inancında özellikle kıta Amerika'dan bildiğimiz inanç sisteminde biliyorsunuz totemler var. Buradaki sütunları toteme çok benzetemeyebilirsiniz ama bu sütunlar daha çok stilize edilmiş insan figürleri olarak tanımlanıyor. Yani özellikle yakında yer alan bu yerleşkenin terkinden sonra 100 ila 200 yıl sonra kurulduğunu söylediğimiz Navalichori vardı ya, oradaki bir sütun rekonstrüksiyonu çok ilgimi çekmişti. Hatta Klaus Schmid'in bu sütunla alakalı bir makalesini okumuştum arkadaşlar. Bu sütunun parçalarının büyük bir bölümünün eksik olmasına rağmen rekonstrükte etmeye çalışmışlar Almanya'daki bir sergi için. Ve ortaya hakikaten yani Amerika şamanlarının totemlerine benzeyen bir sütun çıkmış. Üstte iki tane kuş motifi vardı. Altta insan ve kuş arası bir yaratık vardı. Onun altında da yanlış hatırlamıyorsam yılan motifi vardı. Ve aynı Kızılderililerin totemlerini andırıyor ve çok ilginç gelmişti bana yani. Göbekli Tepe'de de yer alan sütunları insana benzetemiyorum diye düşünüyor olabilirsiniz ilk bakışta ama yandan baktığınızda insan motifi bunlar arkadaşlar. Yani burada T'nin kenarları, çıkıntı kısımları kafanın önünü ve arkasını gösteriyor. Yani bunu yanlardaki el ve koldan anlıyoruz. El ve kol motiflerinden bunlar önde birleştirilmiş yani. Kafasının önü, arkası biraz abartılı bir şekilde çıkıntılı yapılmış diye düşünebilirsiniz. O kadar büyük heykeller de yaptıysanız yakın zamanlardaki inanç örneklemelerine baktığımızda bunlar ya sizin tanrınızdır ya da tanrıya ulaşmanıza yardımcı olacak olan kutsal kişilerdir. Her iki durumda da bunların önüne gelip dua edersiniz, etrafında ayin yaparsınız, kurbanınızı kesersiniz. Bu kadar zahmete katlanmanın bir sebebi olması lazım. O da bir şeyden medet beklemek. Yani hep yüce bir kudrete inanmanın en önemli sebebi budur. Kendin çözemediğin problemlerini yüce bir kudretin çözmesini beklersin ve bütün zahmete onun için katlanırsın. Duaya, himmete, tapınak yapmaya, adak adamaya bunun için katlanılır. Muhtemelen ilk çağ insanı da aynı mantıkla hareket ediyordu. Yani dedim ya 400 kişi birkaç haftasını verecek. Durum böyleyse bu insanların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını bu dönemde birileri karşılamalı. Bu ancak bir iktidarın var olduğuna işaret eder, bir kudretin var olduğuna işaret eder o toplulukta ve ailelerinin bu faaliyeti desteklediğini gösterir. Toplamda çünkü öyle bir şeyde bir tane sütunla ilgili bir işi yapmak 1000 ila 1500 kişinin birkaç ay seferber olması demek. Yani tek sütunla 300'e yakın sütun var. Hepsi aynı boyda olmasa da, büyük olmasa da. Dolayısıyla kaybedecek canından başka pek bir şey olmadığını düşündüğümüzde bu insanların motivasyonunun da bence din olması gerekir. Yani bence evet totemle direkt bağlantılı dinli figürler olmalı sorunun cevabına gelirsek. Mısır medeniyetinde Amerika ve Meksika'da yapılan kazılarda Maya kalıntılarında ve Çin flamalarında görülen T şeklinin ana kaynağı Göbekli Tepe'deki kültür müdür? Yani arkadaşlar ben buna dair hiçbir bilgiye sahip değilim yani açıkçası. T şeklinin de herhangi bir şekilde başka medeniyetteki T şekilleriyle bağlantılı olduğunu da düşünmek biraz zor. Yani her toplumda değişik sebeplerle bu şekli gerek süslemelerinde kullanmış, yani kalıntılarda motif olarak bulunmuş, süsleme şekli olarak kaplarda bulunmuş. Buradan bir bağlantı kurmaya çalışmak biraz aşırı, hani biraz gençlik tabiriyle kasmak olur yani. Çok kasmış oluruz öyle yaparsak. Bu tür yaklaşımları özellikle yani herkesin kendi üretebileceği genel bir şekilden yola çıkıp da bağlantı kurmaya çalışmak, bu tür şeylerden uzak durmak da tarihe bilimsel nazardan baktığınızda fayda görüyorum yani. Yani onu daha da zorlayalım o zaman. Yuvarlak birbiri içine girmiş binalar, bunlar güneşi mi simgeliyor? O güneşler Aztek güneşiyle mi bağlantılı? Hatta Mısır medeniyetindeki Ra ile mi acaba bağlantılıdır? Böyle bakınca da bak bu noktaya taşıyabilirsin ama ne kadar mantıklı geldi size bilmiyorum. Bana pek gelmedi. Adem ile Havva'nın yaşadıkları varsayılan cennet bahçesi Göbekli Tepe midir?
değildir. Yani bu pek Umut'un ince elenip sık dokunmuş sorularına benzemiyor. Yani bir yukarıdaki de öyleydi. Ama herhalde ortada çok konuşuluyor bu tür şeyler. O yüzden Umut da merak edilen soruları toparlamış olabilir. Cennet Bahçesi ile Göbekli Tepe'nin arasında hiçbir bağlantı yoktur arkadaşlar. Olmasının da mantıken hiçbir açıklaması yok bence. Eğer dini kaynaklara bakarsan açıklama için özellikle İsrailiyat kaynaklarında Hazreti Adem'in dünyaya inmiş olduğu yer bugünkü Arap Yarımadası'nın güney kesimleri veya Afrika'nın doğu kısmında yer alan Madagaskar Adası'dır. Dünyaya inmeden önce de zaten gökyüzünde cennet bahçesinde yaşıyorlardı. Dolayısıyla orası değildir. İslami kaynaklarda Hazreti Adem Hint Yarımadası'na iniyor. Hazreti Havva Arap Yarımadası'na iniyor. Bugünkü Mekke'nin bulunduğu yere 40 sene birbirlerini göremiyorlar. Dolayısıyla onlarda öyle bir inanç var. Sümerlere geldiğimizde de Aden isminde bir ada var Basra Körfezi'nde. Yani bu ilk insanın yaratıldığı yer, yaşadığı yer olarak anlatılır. Ona da geleceğiz. Yani kitabi dinlerle Sümerler arasındaki bağlantılara değindiğimiz yerde. Açıkçası Göbekli Tepe'nin var olduğu dönemin faunasına baktığınızda da, yapısına baktığınızda da bu bölgenin böyle çok cennetlik bir yer olmadığını zannediyorlar, düşünüyorlar. Yani ne dini ya da bilimsel veri olarak ne de bilimsel bir veri olarak herhangi bir şekilde bu iddiayı destekleyen bir sonuca varabiliriz. Dolayısıyla cevabımız hayır. Sizce Göbekli Tepe'nin en büyük sırrı ve günümüz için çözülmesi gereken ipuçları nedir? Umut tipi sorulara döndük. Göbekli Tepe'nin en büyük sırrı buzul çağı sonrasında bu kadar kalabalık bir topluluğun neden bir arada yaşamaya başladığı. Bu şekilde bir arada toplanmaya ihtiyaç duymasına sebep olan nedir? Yani bunu bulmak önemli. Dini inançlarının nasıl olduğu, buranın bir dini toplanma merkezi olduğu düşünüldüğünde ne sıklıkla geldikleri, ne tür seremoniler yaptıkları. Yani bence en önemli sorular bunlar. Benim kafamdaki sorular Göbekli Tepe ile alakalı bunlar. Çanak çömleksiz Neolitik denilen dönemin zannedildiğinden daha gelişmiş bir dönem olduğunu öğrencilik yıllarımda da düşünüyordum zaten ve özel konuşmalarımda arkadaşlarla dile getiriyordum bunu. Göbekli Tepe ve etrafında da yapılacak olan kazılar sanırım bu teorimi daha da güçlendirecek. Yani aslında o dönemin teknoloji açısından daha iyi olduğunu öğreneceğiz. Yaşam anlayışı açısından daha ileride olduğunu öğreneceğiz. Daha önce size hani medeniyetlerin bir zikzak şeklinde ilerleyip gerilediğinden bahsetmiştim. Yani devamlı bir ilerleme olmadığından. Göbekli Tepe'de insanlık tarihinde bir gelişme dönemi olarak tanımlayabileceğimiz bir zaman dilimini işaret ediyor olabilir. Yani bu kazılar tamamlandığında ve etrafındaki öyküler açıldığında bugün konuştuğumuzdan daha farklı mevzular üzerinde tartışıyor olabileceğimizi düşünüyorum. Yani oturduğumuz yerden değişik teoriler üretebiliriz ama en güzeli mümkün olduğunca veriyi arttırmak, bilgiyi arttırmak ve bu bilgileri sentezleme yoluyla hani klasik yaklaşımdan daha farklı fikirler ortaya koyabilmek, bunları aramak için bir araştırma zeminini genişletmek. Yani Göbekli Tepe bizim için büyük bir şans yani. Bu şansı umarım bugün ülkede bulunan yönetim en güzel şekilde kullanır. Yani çok derin bir geçmişe sahip olduğunu biliyoruz Anadolu'nun ama dünyaya daha iyi tanıtıp daha fazla insanın ilgisini çekebilecek bir hale getirebiliriz. Ve böylece bir gelir kaynağı da oluşturabiliriz bugün yaşayan insanlar için de. 17. Göbekli Tepe'de kazılar daha ne kadar sürecektir ve çözülen kısımlar tamamının ne kadarını oluşturuyor? Şimdi şuradan başlayalım. Yurt dışından gelmiş bilim adamları arkadaşlar yaptığı kazıları kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı fonlamıyor. Yani bu insanlar Türkiye'ye gelirken ceplerinden paralarıyla geliyorlar. Ceplerinde paralarıyla geliyorlar. Bu kazıları fonlayacak yabancı yatırımcıların teşvikiyle geliyorlar, kazmaya başlıyorlar. Kazıyı da tek başlarına değil, bu bölgede bulunan müze müdürlüğüyle koordinasyonlu bir şekilde yapıyorlar. Bunun için yurt dışından gelmiş bilim adamlarının kazı yapmaya karar vermesi aslında cebimize girmiş, ülkenin cebine girmiş para. Yani ülkede ihtiyaç çok. Yani çok fazla kazı alanı var ama kaynaklar kısıtlı. Böyle olunca yurt dışından gelmiş bilim adamlarının yapmış olduğu kazılar sonsuza kadar sürsün. Yani onu arzu ederim ben. Bu kazıdan elde edilecek ürünler Türkiye'deki müzelere teslim edilecek zaten. Öyle yapılmak zorunda. Zannedildiği gibi alıp yanında götüremiyor bu adamlar. Bunun yanında uluslararası sempozyumlarda yapmış oldukları sunumlarla Türkiye'yi insanlara daha yakından tanıtıyorlar. Bu da büyük bir avantaj yani. Göbekli Tepe'nin şu ana kadar sadece %10'u kazılmış durumda arkadaşlar. Bu kadar bilgi sadece %10'uyla elde ettiğimiz bilgi. %90'ı kazılacak.
Bunun dışında etrafta o bahsettiğim höyükler, işte Karahan Tepe gibi höyükler bize çok önemli bilgiler verecekler. Oralar da kazılacak, oranın da kazılması lazım. Dolayısıyla nereden baksanız çok iyi çalışılsa 100 yıllık bir kazı duruyor önümüzde. Yani umarım Almanlar azimli davranırlar, ilgilerini başka merkezlere kaydırmazlar. Da bu bölgenin kazısı tamamlanabilir ve önümüze daha sağlıklı veriler çıkar önümüzdeki günlerde. Benim için çok zevkli bu iş çünkü her yıl kazı raporları çıkıyor, onları okuyorum. Benim açımdan sonsuza kadar, ben ölene kadar en azından devam etsin. Umarım da devam eder. Sorular bu kadar. Arkadaşlar sonuna kadar izleme nezaketi ve azmini göstermiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeni konularda daha merak uyandırıcı unsurlarda bir araya gelmek üzere. Meraklı kalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.